Merhaba İpek, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın İpek? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın İpek? Ben de iyiyim. Bize biraz kendinden bahseder misin? Adım İpek, daha erkenci. Rize Sosyal Bilimler Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. 11A'da okuyorum. Bu kadar. Why are you here? I'm here for explaining myself about the thing that I'm studying for. English. Yani İngilizce hakkında konuşacağız. Evet. Dil tamam. Okuduğum için onun için geldim. Peki dil okuyorsun ama dile yatkınlığın her zaman var mıydı yoksa bunu çalışarak mı geliştirdin? Aslında dile yatkınlığım her zaman vardı. Aslında bence birazcık dil genetik bir şey. Şimdi bunu söyleyeyim bilmiyorum ama. Yani seviyordum İngilizceyi. O yüzden hiç zorlanmadım dilde. Ben o yüzden beceremiyorum. Büyük ihtimalle. Şey. Beceremiyorsun. Beceremiyorum. Ben Türkçeyi de beceremiyorum. Bu okula gelmeyi en başından beri istiyor muydun? Ya birazcık aslında LGS'ye girmeden önce tamam aklımda vardı Rize Sosyal Fen Lisesi tayfasından mısın sen? Hayır, Fen Lisesi tayfasında değildim. Hocam aslında ben hani buraya gelmeyi istememin sebebi hazırlık okumak. Çünkü İngilizce işte dediğim gibi önceden de seviyordum. O yüzden hazırlık okumak için buraya geldim aslında. Hazırlığı okudum, şimdi 3. yani 11. sınıftayım. Öyle yani. Aslında birazcık aklımda vardı. Peki sosyal bilimlerin İngilizce öğrenmende ne gibi katkı sağladı? Hazırlık okudum. Başka şöyle. Hazırlık okudum. Bizim okulun hazırlığı çok fazla etkili bir hazırlık olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Ne anlatabilirim bunun hakkında? Şöyle. İngilizce burada birçok proje yaptık. Aslında hazırlıkta çok fazla proje yapamıyorduk ama yıllar geçtikçe diyelim projeler yaptık. Bu projeler nelerdir? Bahseder misin? Tabii bahsederim ama cümlem bitmemişti. Ha, pardon. Eğlenceli aktivite şeklinde İngilizceyi öğrendiğimiz için yani daha çok böyle daha çok sevdim diyelim İngilizceyi. Projelerden bahsetmem istiyor musun? Evet, tabii ki. Projelerden bahsetmem gerekirse şöyle. MON diye bir tane proje var. Biz buna 9. sınıfta başladık. E-Twinning var. E-Twinning çoğu okulun yaptığı bir şey aslında ama biz hazırlık okuduğumuz için daha fazla uğraşıyoruz E-Twinning'le. E-Twinning'in konseptini anlatayım mı? E-Twinning şöyle. Başka ülkelerde okullarla kardeş okul oluyorsunuz ve belli bir amaç doğrultusunda etkinlikler yapıyorsunuz web üzerinden. Öyle. Cuma günü sunumun var İpek. Çalıştın mı? Evet, cuma günü E-Twinning sunumun var. Çalıştım bu arada. Ne hakkında sunumun? Çömlek yok, çömlek. Oymacılık. Oymacılık. Evet. Bu videoyu izleyen, hazırlık okuyan ya da ileride okumak isteyen öğrencilere tavsiyem var mıdır? Benim hazırlıkta yapmadığım, onların yapması istediğim ne var? Daha fazla dizi izlemek. Dizi izlemiyordum, bilmiyorum sebebini. Ama dizi izlemiyordum, bir de daha fazla dizi izlemek ama hani Türkçe değil. Yani İngilizce alt diziyle dizi izlemek. Çünkü gerçekten İngilizce konuşmakta olsun, herhangi başka bir şeyde olsun. Hani İngilizce için bir şeyler yapmak için her şekilde şeye ihtiyacınız var. Duymaya. Duyarak öğrenilen bir şey değil bence. İpek, MUN dedin. What's mean MUN in Turkish? Model United Nations, Birleşmiş Milletler Konferansı. Simülasyon. Buradan ne oluyor yani? Şöyle oluyor. Mesela ben şu ana kadar MUN iki tane resmi MUN'a katıldım. Birisi Rize'deydi, birisi Kocaeli'ndeydi. Böyle sana bir ülke veriliyor. Sen o ülkenin delegesi oluyorsun. Ve bir tane global bir sorun hakkında o ülkeler toplanıp toplantı yapıyor. Ama resmi bir şey. Böyle hani münazara gibi değil. Hani bir sürü kuralı var. İngilizce rüya görüyor musun? Görüyorum. Ama yani çok çok sık olmasa da İngilizce rüya görüyorum. Aslında çok sık hazırlıkta görüyordum İngilizce rüyayı. Çünkü hayatım İngilizceydi o zaman. Yani annemden babamdan çok İngilizce görüyordum haftada. Ama şu aralar çok sık görmüyorum. Peki İngilizceden başka ilgi alanların var mı? Şimdi hani hangi açıdan söylüyorum? Spor mu? Yoksa hepsi. Tamam. Voleybol oynuyorum. Yüzüyorum. Resim çiziyorum. Bu arada voleybolda kız takımımız 3. olmuştu. Evet, takım kaptanıydın ayrıca. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz bugün. Bitti mi? Bitti. Teşekkür ederiz. Biraz resimlerim hakkında. Bizi takip edin. Onlar unutuyor bence. Saçım ne güzel. Hocam şimdi yakını çekeceğiz işte. Arkasına gel. Ama ben kendime bakmaktan cevap veremem. Hocam bence de bunu İpek görmez. Şöyle. Kız niye böyle yaptı? Neye bastı? İpek çekil bak. Bak gayet güzel çıkıyorsun. Şey bölüm öncesi fotoğraf ama sen ortaya gel. Bir dakika. Ama bu yamuk duruyor. Bir şey diyeceğim, bu burada olacak mı ya? Niye yamuk duruyor? Çünkü biz çok büyük beğendik. Güzel çıktı. Çıkıyor. Çıkıyor. Güzel miyim? Doğru söyledi Rüba. Vallahi be.